ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası özellikle Teksas eyaletinde yaşayanları olumsuz etkiledi. Eyalette etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle milyonlarca kişi evlerinde elektriksiz kaldı. Kesintiler sonrasında market ve mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Teksas'ın Houston şehrinde halkın tüp ve su kuyruğuna girdiği görüldü. Teksas valisi Greg Abbott, doğalgaz sağlayıcılarını eyalet dışındaki tüm gaz sevkiyatlarını durdurmaya yönlendiren idari emir imzaladı. Bunun yerine doğalgaz satışların, eyaletteki öneratörlere yönlendirilmesi istendi. Düzenlediği basın toplantısında, elektrik şebekesinde güç eksikliği yaşadıklarını belirten Abbott, doğalgaz ve yenilenebilir enerji öneratörlerinin tekrar faaliyete geçmesi konusunda sorunlarla karşılaştıklarını söyledi. Teksas valisi, elektrik şebekesindeki arızanın tam olarak ne zaman giderileceğine dair net bir tarih vermedi. Teksas Acil Durum Yönetimi Bölümü Başkanı Nimkid, huzur evlerinin, hastanelerin ve diyaliz merkezlerinin taleplerini karşılamak için kurumların birlikte çalıştığını kaydetti. New York Times gazetesi, söz konusu yerlerin su kesintileri ve oksijen eksikliği gibi çeşitli sorunlar bildirdiğini aktardı. Eyalete yeni bir fırtınanın yaklaştığı, buna karşılık kısınma merkezlerinin sayısının 300'ün üzerine çıkarıldığı, yetkililerin ise savunmasız insanlara battaniye ve su dağıttığı ifade edildi. Teksas'ın San Antonio şehrinde eşi ve 8 çocuğuyla birlikte elektriksiz kalan Justin Chavez, "Daha az bakım verilen bir mahallede yaşadığımızı anlıyorum ama biz de herkes gibi insanız. Vergilerimi ne için ödüyorum?" dedi. Ülke genelinde geçen hafta kış mevsiminin başlamasından bu yana en az 31 kişi hayatını kaybetti.